Teyit denemesi, A kitapçı, 27. Türkçe sorusu. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Tüme varım yöntemiyle oluşturulmuş bir paragraftır bu. Kafamızdan geçenlerle kağıda dizilenler arasında öylesine bir ayrım var ki diyerek bu ayrımın büyüklüğünden bahsediyor. Öncesinde sözcüklerin birer kalıp olduğunu, çaresiz bu kalıpları kullanıp onlardan yeni anlamlar çıkarmamız gerektiği söylenmişti. Bir olumsuzluk var sözcüklerin bizim düşüncelerimizi ya da anlatmak istediklerimizi tam olarak anlatamamakla ilgili. Başta da şöyle söylemişti, yaşam çeşitli anlamda yani olumlu olabilir ya da tek düze, boş, yetersiz olabilir. Anlatmak istediklerimizin bunlar olduğunu ifade etmiş. Ama kalıp şeklinde var olan sözcükler ne yazık ki bunları anlatmakta yetersiz. Dolayısıyla A seçeneğinde anlatılmıştır yazarın vurgulamak istediği. Sözcüklerin yaşamın zıtlığını anlatabilecek derinlikten yoksunluğu, düşüncelerimiz ile yazdıklarımız arasında bir fark olmasına yol açmaktadır. Yargısı doğru yargıdır. A seçeneği doğru cevaptır.